Merhaba, Nurşen'in Mutfağı'na kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün harika bir tarhana yaptım arkadaşlar. Ev taranası. Her kış sofrasına yakışan bir tarhana. Gerçekten vitamin deposu. Özellikle bebeklerimize, çocuklarımıza okul dönüşü. Harika bir vitamin arkadaşlar. Hadi bu taranayı nasıl yaptığımı aşama aşama göstermeye çalışayım size Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, tarhanada kullanacağımız malzemelerimiz 1 kilo kuru soğanımız var, 1 kilo kadar domates, yarım kilo kadar sivri biber, o da kırmızı seçtim. 1 kilo kapya biberim var, 2 baş sarımsağım, 1 kilo kadar da havuç var. 2 demet dereotumuz var, 2 demet reyhan var, 2 demet maydanoz, 2 demet de nanemiz var, yaş nane. Şimdi bunları hepsini doğrayalım arkadaşlar. Ha bir de ev yoğurdu var arkadaşlar. Ev yoğurdu kullanacağım. Malzemelerimizi bir kenara alalım. Yeşilliklerimi doğrayacağım arkadaşlar. Onu takmayacağım. Yeşilliklerimi daha önce hepsini sirkeli suda beklettim arkadaşlar. Sirkeli suda yıkadım. Evet, bütün yeşilliğimizi doğradık. Şimdi ayrı bir kaba alalım. Arkadaşlar bütün yeşilliklerimizi doğradık. Kuru soğanlarımı doğrayacağım. Kuru soğanları robota vurmayacağım arkadaşlar. Robota vurduğun zaman acı bir su çıkarıyor. Malzememiz tuzu çektikten sonra blender'a vuracağım. Domateslerimizi de soyup da bu şekilde doğrayacağız. En son kapya biberimle havucu robota vuracağım. Evet, havuçlarımızı soy soyla soyduk. Şu şekilde doğrayıp sonra da robottan geçireceğim. Kapya biberlerimizi de çekirdekten ayıralım. Evet, bütün malzemelerimizi doğrama işlemeye bitti. Havucu ile kapya biberi biliyorsunuz robottan geçirdim ama yeşilliklerimle kuru soğanı doğradım arkadaşlar. Kuru soğanı neden doğradım, robota atmadım? Kuru soğan acı bir su bırakıyor. Onun için şimdi yoğurdu ile tuzu ekleyeceğim. Kuru soğan tuzu yediği zaman zaten eriyecek. Hani robota atmaya gerek yok. Şöyle yoğurt kullanacağım. Bu kadar. Ev yoğurdu, kendim yaptığım yoğurt. Harika bir lezzet gerçekten. Şöyle kaya tuzu kullanacağım. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Evet, tüm malzemelerimizi doğrama işlemi bitti. Tuzu ile yoğurdunu da ekledik. Şimdi bunu ağzını kapattım. 2 gün bekleteceğim. 2 gün sonra görüşürüz. Aşama aşama göstermeye çalışacağım Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz 2 gün önce tarhana malzemelerimi hepsi doğramıştım. Yoğurdunu, tuzunu eklemiştim. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Şu bileğenim de buraya alayım. Şimdi bileğenin içinde yoğuracağım. Hadi bismillah.
Şu leğeni aktarayım. Kadar yeterli. Evet, 10 kilo un aldım. Şimdi unumuzu yelekten geçiriyoruz. Şu şekil. Evet, kullandığım un böreklik un. Şimdi 5 kilo unumuzu kullandık. Önce bir yoğuralım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tarhananı ikiye böleceğim arkadaşlar. Evet, tarhanamı yoğurdum. Tarhanamı ikiye böldüm. Çünkü tarhana kabaracak arkadaşlar. Mayalanacak. Şimdi ağzını kapatıp kaldıracağım. Aşama aşama göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz dün tarhanamı yoğurmuştum. Şöyle bakalım. Evet, tarhana bayağı bir kabarmış gördüğünüz gibi. Şöyle karıştırayım. Bakın arkadaşlar, tel tel olmuş. Bizim kuşlar da sağ olsun bana eşlik ediyorlar. Ha, böyle ötüyorlar. Şuna da bakalım. Bakın arkadaşlar. Bunu sürekli böyle bu kabaraca böyle karıştıracağız. Mayalaması bitene kadar. Tekrar ağzını kapatalım. Kaldıralım. Evet, tarhanamızı bir kere daha karıştıralım. Bakın arkadaşlar, iyice kabarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Yeterli. Şimdi buna bakalım. Bakın arkadaşlar, nasıl mayalanmış görüyorsunuz. Yakın çekim yapıyor musunuz? Bu mayalaması bitene kadar böyle sürekli karıştıracağım arkadaşlar. Mayalama bitti sonra bidonlara dolduracağız. Tarhanamızı tekrar üzerini kapatıp bırakalım. Evet arkadaşlar, tarhanamız artık yemeğe hazır.
Şöyle göstereyim size. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Son bir kere daha karıştıralım arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi şekil. Şunu da karıştıralım. Evet arkadaşlar, taranamızı artık kaldırıyoruz. Ben taranayı kurutmuyorum biliyorsunuz. Yaş olarak saklayacağım. Şu şekil bidonlarımıza dolduruyoruz. Hiçbir şey de olmuyor arkadaşlar. 2 sene kullanın, gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ben 10 yıldır fazla bu taranayı yapıyorum. Yapmanızı da tavsiye ederim gerçekten. Komşularım da yaptığımı çok beğeniyorlar. Bazen de alıyorlar. Bu şekil hepsini bidonlara doldurarım arkadaşlar. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar, tarhanamızı bidonlara doldurduk. Şöyle 3 tane bidonumuz çıktı. Şöyle bir de 3 poşet yaptım arkadaşlar. Şimdi kapaklarını kapattı, buzdolaba kaldıracağım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol like ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.